Aileler bazen enfeksiyon değil de çocuklarda solunum problemleriyle bize getirirler. Böyle durumlarda muayene ettiğimiz zaman adena tonsiller hipertrofi, yani bademcik ve geniz etinin büyüklüklerine bağlı solunum problemleri olabilir. Bu sadece bademciğin ileri büyüklüğü nedeniyle de olabileceği gibi çoğunlukla ikisinin birlikte büyüklüğü söz konusudur. Yaptığımız muayene esnasında eğer ki çocuğun bir bakarız, bir deviyasyonu var mı? Yani burun orta bölmesine ait bir problemi var mı? Bir alerjik rineti var mı? Bir sinüziti var mı? Endoskopi yaptığımızda arkada geniz etinin boyutu nedir? Bütün bunları değerlendirip ardından yapacağımız şeyi karar veririz. Genellikle ama adenotonsiller pertrofi birlikte olur çocuklarda. Ama çocuk geldi, baktık geniz eti %90'larda da bademcikle ilgili hiçbir sorunu yok. O zaman bademciği ellemeyiz, sadece geniz etini alırız. Ama geldi, ikisi birden çok büyük. Birisi %90 kapatıyor genzi. Bademciklerde T3, T4 dediğimiz boyutlarda, yani %70'lerde, %75'lerde büyüklüğü yeme açısından problem yaratıyor. Solunum açısından problem yaratıyor, uyku açısından problem yaratıyor, uyku apnesi gibi. Böyle durumlarda da ikisini birlikte almak gerekir ki ikinci bir iş çıkmasın karşımıza. Burada karar verilmesi gereken şey tamamen bademcik iltihabı olan bir çocukta genellikle biz ameliyat esnasında geniz etine de bakarız, küçük de olsa alırız ama geniz eti ameliyatı yapacağımız her çocuğun illa bademciğini alacağız diye herhangi bir yaklaşımımız yoktur.